Peki Damla, çapkın bir kadın mısın? Hani bir... Yani aslında duygusal bir insanım. Öyle çok çapkındır vesaire, o vardadır gibi bir şeyim yok. Çünkü yani böyle düzeni seven bir insanım. Çünkü çok düzensiz bir hayatım var. İşten dolayı. Aynen öyle. O düzensizlikteki o macerayı, o heyecanı zaten orada yaşıyorum. Geri kalan kendi hayatımda da olabildiğince düzeni korumaya çalışan bir insanım. Hani evimde olsun, atıyorum mesela işte dedim ya, az arkadaşım vardır ama hani hepsi de gerçekten can dostumdur. Giderim, eğlenirim de, keyfimi de yaparım, tatilime de giderim. Ama hani o Damla, Damla'nın hayatı o. Görüldüğü nokta, görülmesi gereken noktaları zaten paylaşıyor oluyorum. Sosyal medyada da aynı şekilde. Şimdi sosyal medya benim değil ki. O olmuş bir an Damla Yılmaz'ın yani sayfası. Bu arada ne paylaşıyorsa, şimdi ben alelade normal bir insan olsam kendi işinde, gücünde, o zaman istediğim rahatlıkla her şeyi paylaşabilirim. Evet. Ama şimdi yani görüyorum, insanlar çok acımasızlar. Yani en ufak bir şey, biri bir şey yazdığı anda hop oradan bir anda bambaşka bir olay büyüyor. Çok doğru. Hepimiz hayatımızı yaşıyoruz. Hepimizin hayatında hani bulunduğu karakteri farklı, yaşama şekli farklı, fikri, düşüncesi farklı. Ya zaten bizde daha düşünce özgürlüğü yok ki. Doğru. O yüzden en azından yapıyorken düzgün bir şekilde, hani gerçekten kaliteli bir şekilde işimle var olmayı tercih ediyorum. Evet, bir de özel hayat anlamında da hani bunu kullanan da birçok ünlü isim var. İşte mesela bir an Damla'yımızsın, sen sana yakın kariyeri olan bir erkekle couple olma, böyle onunla gündeme gelme, onunla beraber anılma durum var ki ben öğrendiğim kadarıyla bizim bilmediğimiz çok selebriti, çok üst düzey, çok aşırı ünlü insanlarla ilişkiler yaşamışsın ama duymamışız. Nasıl başardın bunu? Hele geçen iki tane isim duydum, şu an başkalarıyla birlikte oldukları için isimlerini anmayalım ama mesela çok şaşırdım falan filan diye. Yani çünkü... Şimdi bir kere şöyle bir şey var, maalesef bir popüleritedir ya da atıyorum işte senin daha çok gündemde olma şeklin ancak iki insanı bir araya getirdiğinde burada oluyor. Maalesef. Hani kimse de demiyor ki ya şu kadın ne kadar başarılı, şunu da şunu da yaptı. Biraz onu gerçekten bir konuşalım abi, ne yapıyor bu kadın demiyor. Ya da bu adam burada ne kadar iyi oynamıştı, biraz da gerçekten buna bakalım demiyor. Ama eğer ki bir ilişki varsa hemen. Her şey büyüyor, her yerde görmeye başlıyorsun vesaire. Ben ilişkisini de özel hayatını da gündemde tutmayı seven biri değilim. Ailemi de aynı şekilde. Yani ailemle geçirdiğim vakti de ben çok fazla gündemeyim. Evet, babandan çok bahsetmediğini sormuşlar özellikle. Hani anneni gördük geçenlerde, evlendi üstelik bile, değil evet, mi? Çok evet, tatlı. Evet, 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 evet. Mutlu olsunlar. Annenin düğününe gittin. Ay tabii. Ama işte diyorum ya hani... Bu benim kendi özel kısmım. Ben yani evet olabilir, onunla ilişki yaşamış olabilirim. Ben genç bir kadınım bir kere yani. Kimyanı tutar, enerjini tutar. Bir his beslersin. Bunların hepsi çok normal şeyler. Ama ben bunu kullanıp da kendimi bir noktaya getirmek istemiyorum ya. Yapmak istemiyorum yani. Çünkü ben çok uzun bir yoldan geliyorum. Çok da zorlandım yeri geldi. Şunu bilirim mesela, ya yaşıtlarımın derdine bak, sadece sınavına yetişmeye çalışıyor. Doğru. Ama benim üstümde koca bir yük var. Bir yandan ben atıyorum 6 saat uyuyup hop başka bir gün uyanıyorum ve yeni bir setteyim, başka bir şeyin peşindeyim. Aman iş yetişecek, aman şöyle olacak, aman bu sahne nasıl oldu? Bir sürü şeyin sorumluluğu aynı zamanda benim de üstümde, oradakilerde de olduğu gibi. Dolayısıyla ben bu kadar emek veriyorken ya... Ben gerçekten başarımla ve kendi emeğimle var olmuş bir kadın olarak görünmek istiyorum. Hayatımdaki adam selebriti olur olmaz. Bu benim tercihim. Bunu duyurmak, hani bazen gerçekten şu olabiliyor yani, istemsizce duyulabiliyor. Yani sen ne kadar tutmaya çalışırsan tut, o bir yerde bir şekilde patlak veriyor. O zaman yapacak bir şey yok tabii ki. Çünkü oradan sonra artık zaten senden de çıkıyor ki, senin hayatından da çıkıyor. Bütün sosyal medya alıyor onu, bambaşka bir şeyin içine sokuyor. Ama benim tercihim, hani genel olarak hayatımda bu işi yapmasaydım da, hani ben hep bir kadın olarak kendim güçlü olmayı isterim. Kendi gücüm elimde olsun, kendi işimde gücümde, kendi kazancımla,
hayatımı devam ettireyim. Çünkü ben annemden bunu öğrendim, ailemden bunu öğrendim. Özellikle biraz önce de röportaj öncesi de konuştuk. Anne kavramı çok önemli. Özellikle evet. Kadın oyuncularda evet. Ya da kadın şarkıcılarda. İşte bakıyorum Hülya Avşar'ın annesi, Sibel Can'ın hepsinin annesi aslında zamanında hani bu sanat dünyasına ilgi görmüş. Kızı bu alana ilerlemiş. Annende bu durum var mıydı? Annende ünlü olma ya da tanınma ya da oyunculuk ya da işte başka yeteneği varsa o alanda. Yoksa tamamen senin kendi kendine bulduğun bir yetenek mi bu? Yani ben bunun bir yetenek olduğunu bile bilmiyordum. Yani ben kalabalık bir evin içinde, bizim aile komple, biz hep birlikte yaşardık yani. Ve benim kendi yaşıtımda ailede kimse yoktu. Dolayısıyla hani böyle ancak işte gündüz bahçeye çıktığımda falan oynarım. Kardeşim var mı? Evde kardeşim var. Hı hı. 10 yaşında şu an. O zaman öyle bir şey yoktu. Ben kendi kendime bir oyun ürettim. Çünkü bizim zamanımızda öyle televizyonu da alayım da ama şunu izleyeyim yoktu yani. Bilgisayar vesaire onlara hiç yoktu. Ve onların izlediklerine bakıp sonra böyle ev ahalisi dağıldığında arkaya geçip böyle kocaman bir gardırobumuz vardı. Bütün dolapların kapakları da aynaydı. Açtığında 8 kişisin sen. Aa, süper. Kapıyı kapatırdım ve orada tuttuğum sahneyi orada oynamaya başlardım. Ve hep şey, burasını yanlış yaptım. O burayı böyle yapıyordu. Şöyleydi, böyleydi vesaire diye. Her gün farklı bir karakteri ben tutup içeriye gidip yapardım. Sonra bir baktım. Benim izlediklerim aslında benim yaptığımı yapıyor. Benim oyunumu alıp meslek haline getirmişler dedi. Aslında ilahi olarak bir şekilde içinde varmış. Evet evet sen. Yani ondan sonra dedim ki ben işte bu işi yapmak istiyorum. Tabii herkes önce çok küçük olduğum için de bir de az çok herkes sektörü biliyor. Hayır olmaz, hayır falan dediler ve bir şekilde ikna ettim ve sektörün içine girdim. Hiç böyle keşke bu sektöre girmeseydim dedirten bir olay oldu mu senin, böyle ağladığın, krize girdiğin? Ya ağladığım, krize girdiğim, üzüldüğüm, gerçekten sinirlendiğim çok olay oldu. Ama hep şunu söyleyeyim, benim bu işimle aramdaki bağ nefret aşk ilişkisi. Yani ben öyle bir gün geçiririm, öyle geç saatte bitirir, o kadar yorgun bir şekilde çıkarım ki oradan. Yani elinize de sağlık, hadi sabah görüşürüz falan diye. Dedim ki ben manyak mıyım ya, ne yapıyorum? Niye yani, niye? Yani benim canım değerli değil mi vesaire gibi bu tip çok şeye girmişimdir. Ama ertesi gün mesela ya iki bu işi yapıyorum ya diye kalkmıştığımı da biliyorum. O sete girip insanlarla tekrardan böyle sohbet edip girince ya da atıyorum o, her şey böyle bazen gerçekten şey oluyor. Bir rutine giriyorsun. O kadar sürekli her gün settesin, sahne çekiyorsun ama bir şey o kadar güzel oluyor ki, o kadar hoşuna gidiyor ki. Ondan mutlu oluyorsun ve diyorsun ya iki bu işi yapıyorum. Hı hı. İyi ki diyorsun. Peki ilk kazandığın parayla ne yaptığını çok sormuşlar özellikle. İlk kazandığım parayla deli gibi alışveriş yaptım önce. Sonra onu biriktirdim. Onu biriktirip bu bilekliği yaptırdım. O baktıkça? Bu benim ilk kazandığım parayla biriktirip kendime yaptırdığım, kendim için aldığım tek şey. Süper. O yüzden benim için çok önemli. Çıkarmıyorum yani. Şey çok kıymetlidir. Hı hı. Çünkü gördüğüm zaman hatırlarım. Yani o zamanı hatırlarım. Hep böyle şey vardır ya. Orayı da unutma. Hı hı, geldiğin yeri. Aynen öyle. Süper. Peki özellikle böyle çok sinir olarak sinir sistemin bozulduğu anda nasıl rahatlıyorsun? Ne yapıyorsun? Kendini rehabilite etmek için yaptığın özel bir ritüel var mı? Ben o zaman direkt kapanırım. Hatta o yüzden beni tanıyan bilen herkes şey yapar. Hani böyle çok darlamaz ama böyle beni de kendi halime bırakmaz. Hı hı. Çünkü hani böyle kendi halime kalırsam ben orada giderim de kaybolurum onun içinde. Sonra kendim istediğimde çıkarım. Ama böyle arada bir yoklarsam ben böyle bir dakika dur. Bir kendimi toparlamam lazım. Kendimi daha çok iteklerim. Ama nasıl bunu yapıyorsun diye sorarsam resim yapmayı çok seviyorum. Hiç öyle onu bir kalıba sokmayı da sevmiyorum. Yani ben tuvale alıyorum, başlıyorum boyaları vurmaya. O hoşuma gidiyor. Gidiyorum at binmeye. Ya da gerçekten sadece bütün her şeyi kapatıyorum ve duruyorum. Böyle o boşlukta, o sessizlikte, evin içinde duruyorum ve kendimi dinlemeye başlıyorum. Yani ne beni bu noktaya getirdi? Yani ben şu an bunu yaşıyorum ama neden yaşıyorum? Ben ne yaptım da şu an ben bunu yaşıyorum? Yardım alıyor musun Damla? Psikolojik yardım. Yani öyle bir yardım alma durumum yok ama tabii ki mesela bilmiyorum
kim inanır kim inanmaz ama ben enerjiye inanan bir insanım. Dolayısıyla sürekli göz önünde olduğumuz için ekranda da vesaire insanlar da sürekli baktığı için o alan temizliği, enerji temizliğimi yaptırıyorum. Ama psikolojik anlamda ben çok fazla kişisel gelişim okuyan bir insanım. Bütün kitaplarım neredeyse kişisel gelişim kitaplarıdır. Oradan kendimi çok fazla aslında böyle yetiştirdim ve hala da yetiştiriyorum, öğreniyorum, gelişiyorum. Bunları yapabilme sebebim de bu zaten. Yani kendime bir nokta belirli noktalar belirlemem lazım ki o öfke sonra vücudumda bir yerde patlamasın. Çünkü bunların hepsi sağlığa tehdit kronik eden şeyler. Kronik bir hastalığın var mı? Ya belirli hastalıklarım var. Ama benim hayatımı engelleyecek ya da atıyorum işimi engelleyecek vesaire gibi şeylerim yok. Yani hepsini gerçekten ben sağlıklı beslenerek aslında hepsini sonrasında evet, rutine oturdum. Çok muhteşem yemekler yapıyormuşsun. Herkes çok severim. En sevdiğim şeylerden biri insanları çağırayım ve böyle bir sürü yemek yapayım. Çünkü benim yemeklerim de şey değildir. Klasik yemekler hep böyle kendi kendime bulduğum yemeklerdir. Adı yoktur. Ne bileyim bunu bir gün şöyle yapmıştım derim. Süper. Bir yemek programı yapabilirsin o zaman. Belki ileride belki. Olabilir yani onu çok seviyorum. Gelsinler yesinler. Uzmanlık. Ben bakayım bir suratlarına nasıl bir tepki var vesaire. Onu çok severim. Uzmanlık alanı var mı? Zeytinyağlılar, işte et yemekleri ya da tatlılar, pastalar. Hiç bir kategorim yok. Hı-hı. Hiç böyle atıyorum şunu da çok iyiyim, bunu da çok iyiyim dediğim bir şey yok. Ama mesela hani et kısmında hani çok iddialıyım diyemem. Et yapma. Çünkü o böyle zor bir şey. Mesela ben daha atıyorum zorunu söylerler. Bana daha kolay gelir. Ama benim atıyorum zor dediğim şey bazılarına daha kolay gelir. Hı hı. Genel olarak ben hep kendi tariflerimi hep kendim bir şekilde uydurarak, uydurmasyon bir şekilde yaptığım için onun altından da kalkıyoruz. Tikin var mı? Tik. Hı hı. Bir şeyim vardır mesela atıyorum bulunmak istemiyorsam orada. Hı-hı. Orayla işim bittiyse ama kalmam gerekiyorsa, karşımdaki insanın bir şeyleri hoşuma gitmediyse, enerjisi de yoğunsa ben başlarım. Kaşınmaya. Bana alerji yapmaya başlar. Hı-hı. Yani ben o duruma da genel olarak bazen mesela burada dururum mesela burası basar ben de başlarım. Hani kalmam gerekiyordur ama kaşınmaya başlarım mesela. Evet, mesela anlar yakınımdakiler. Tamam. Biz gidiyoruz derdik böyle. Süper. Peki şu an çok yakın bir dostun var mı? Çok var, dost sayın. Var. Genelde hani oyuncular çok arkadaş gibi görünse de aslında değil denir. Sanatçıdan dost olmaz, oyuncudan dost olmaz denir. Senin bu konuya bakış açın nasıl? Ya hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Bence tamamen karakter meselesi. Yani insanların birbirine nasıl uyum içinde girdiği, nasıl aynı kafada buluştuklarıyla alakalı. Şimdi ben Eda'yla da görüşüyorum. Yeri geliyor. Müsait oluyoruz, olmuyoruz. Oradan da bebek haber geldi. Evet. Bu ara bayağı bereketlisin Taner. Evet. Gerçekten öyle. Etrafımızdaki herkes hamile. Böyle bir şey mi olur? Çok iyi. Ben seveceğim. Onlar yapsınlar, ben seveceğim. Ben çok çalışmaya mutluyum. Devam edeyim. Aynen öyle. Kafanda peki böyle evlilik vesaire çocuk mesela işte Eda dedin. Eda'nın planı vardı. İşte Yasak Elma devam edecekti bir sezon daha ama devam etmedi. İşte çocuk yapmak istiyorum, evlenmek istiyorum hayatım bu dönemde dedi. Eda olmayınca da Yasak Elma olmayacağı için olmadı denildi. Sonra planladığı gibi Allah onun her istediğini önüne verdi. Yazdım, maşallah. Çok mutlu olsun. Gerçekten de öyle evlendi. Oldu. Sen de böyle bir plan dahilinde mi hayatın ilerler yoksa tamamen akışa mı bıraktın? Mesela kafanda şu tarihte evlenmek istiyorum, şu tarih. Yani tabii ki şu an partnerin var mı bilmiyorum. Ama hani varsa da onunla bir plan var mı ya da ileriki? Yok yani şu an genel olarak böyle bir planım, programım da yok yani. 26 yani yaşındayım diyorsun. 26 yaşındayım. Ama yani yaşla da alakalı bir şey değil. Hani hiç onu bir yaşta ben sınırlamadım. Sadece şu anda ben kendimle vakit geçirmek istiyorum. Şu an hayatımda biri olabilir olmayabilir ama yani benim şu an aslında konum orası o taraf değil. Benim şu an önceliğim iş kısmım, kariyer kısmım. Yani bir kere benim zaten bir evlilik yapmam, bir çocuk yapmam vesaire yani bir aile kurmam için önce benim kendi bütün her şeyimi tamamlamam, bütün yolculuğumu en azından kendimi tatmin edecek kadar tamamlamam lazım. Yani işimde belirli bir şey görürsün hep hani ya şuraya kadar gideyim ondan sonra gerçekten kendi istediklerimi daha çok ön plana çıkaracağım dersin. Bende de öyledir yani 26 yaşındayım tamam okey çok güzel işler geliyor çok şükür ama daha yolum var. Gerçekten bir kendimi komple bir güvence altına alıp
gerçekten komple bağımsız bir insan haline, bir kadın olarak gerçekten bütün gücümü elime alıp ondan sonrasında duruma bakacağım. İstemiyorum diye bir şeyim yok. Hani aile kurmak, çocuğum olsun, evliliğim olsun, güzel bir birlikteliğim olsun tabii ki isterim. Ama şu an iş odaklıyım. Hı hı. Çünkü olması gereken de bu şu anda. Şu an buraya eğilmezsem geçti, geçmiş olsun yani. Evet. Bir de hani bakıyorum ben illa atıyorum ayarımda biriyle beraber olduğun derdinde değilsin. Sette yakınlaştığın ya da sevdiğin biriyle de sevgili olabiliyorsun değil mi? Ya da başka mesleklerden de hani bu konularda kural... Çünkü bir kalıba koyulmamalı. Yani ben mesela yeri geliyor bir yere giriyorum böyle sanki ben insan değilmişim gibi bana bakıyor. Ben başka bir şekilde yaratılmışım gibi bakılıyor. Ama yani hani benim şey takıntım yok. Tabii ki yani insanın hayatında olan kişinin onu anlaması önemli, iletişim kurabilmesi önemli, birbirine bir şey katabilmek. Bir hayranlı da aşk olabilir misin durumu var ya böyle genelde. Hiçbir şeye yok demiyorum. Neye yok dersen başıma gelmiştir bu zamana kadar. Sus. Ondan sonra ama hani bir insanları ben bir kalıba koymayı sevmiyorum. Ya o öyle olmaz. Bu böyle, bu olur. Bunları sevmiyorum. Çünkü yani sen olur desen de sen olmaz desen de önemli olan aslında senin içinin ne istediği. Senin ne aradığın karşı tarafta. Olur dediğin insan da onların hiçbiri de olmayabilir. Ama yok dediğin insan onların hepsini de verebilir. Yani bunun nereden, kimin, nasıl çıkacağı hiç belli olmaz. O yüzden kimseyi böyle yargılamamak lazım. Döner sonra seni bulur çünkü. Sen yargılanan kişi olursun yani. Çok doğru. Peki böyle bir insanda ilk gördüğünde neye bakıyorsun mesela? Seni ne belirler, onunla ilgili fikrin ne belirler? Yani ilk baktığımda ben önce gözlemlemeye başlıyorum. Hareketlerine, konuşmasına vesaire. Çünkü aslında küçük detaylar bir sürü şeyi belli eden şeylerdir. Ufak böyle küçük detaylar gerçekten önemlidir. Şeytan ayrıntıda gizli. Aynen öyle. Ondan sonra kadınla iletişime nasıl ona bakarım. Bir kadına nasıl davranıyor? Çünkü hani bu sadece benimle alakalı değil. Hani mesela nasıl biz kadınlara işte deniliyor işte karşında bir erkek varken işte şöyle ol, böyle olma bilmem ne falan. Erkekler hanım, için de işte erkekler için de aynı şey geçerli. Sen de kadına aynı şekilde davranmak zorundasın. Çünkü senin de bir anne doğurdu. Dolayısıyla bunlar aslında benim için çok önemli. Hani şimdi tutup da burada şunu diyor, merhametli olması, işte sevgiyle kalması falan gibi şeyler söyleyebilirim ama önemli olan bunları söylemek değil ki, önemli olan bunları görmek. Çok doğru. Bunları da sen tak diye tanıştığından da göremezsin. Yani gerçekten zaman geçirdikçe insanı tanırsın, gerçekten o zaman notunu verirsin. Çünkü o insan öyle olabilir ama bir ters gününe denk gelirse hiç öyle değildir. Yani ben çok güler yüzlüyüm diye sen bir tersime denk gelsin hiç öyle değilim aslında. Ya da sabahları bir denk gelsin hiç öyle değilim aslında. Doğru, genellikle de hep böyledir ya işte her şey dengesiyle de var aynı zamanda herhalde. O yüzden mesela burada da aynı şey geçeceğim. O zaman yine yargılıyorsun. Yargılamayacaksın, bakacaksın. Onun öyleyse, o öyle biriyse bu onun karakteridir. Sen bir şey diyemezsin ki. Kesinlikle.